Herkese merhabalar, herkese selamlar. Sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde maddenin tanecikli yapısı konusunu süper bir şekilde bitirmiştik. Bugün ne yapıyoruz? Saf maddeler konusunu işliyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar saf maddeler yakından tanısanız böyle çok seveceğiniz saf temiz kalpli maddeler oluyor. Bunları ikiye ayırıyoruz. Nedir bunlar? Elementler ve bileşikler saf maddelerin yapısına baktığımızda şunu göreceğiz. Bunların taneciklerinin tamamı özdeş. Bu maddeleri başka maddelere ayrıştıramıyoruz. Mesela bakıra baktığımızda bütün atomları birbirinin aynısı. Veya oksijene bakın yine tüm atomlarının birbirinin aynısı olduğunu görüyorsunuz. Suya baktığımızda yapısında farklı atomlar olsa da bu taneciklerin tamamı birbirinin aynısı. Yani tanecikler özdeş. Bunu parçaladığımızda karşımıza sürekli ne çıkıyor? Su molekülü çıkıyor. İşte bu şekilde arkadaşlar tanecikleri özdeş olan maddelere ne diyoruz? Saf maddeler diyoruz. Hemen elementlerle devam edelim. Elementler çok delikanlı maddelerdir gençler. Bütün atomları aynı cinstir. Hemen yazalım. Elementler neymiş? aynı cins atomlardan oluşan saf maddelermiş. Yani bu maddeleri alın, parçalayın, parçalayın, en küçük parçacığa kadar ilerleyin, atoma indiğinizde arkadaşlar şunu göreceksiniz. Bu maddenin bütün atomları birbirinin aynısı. Başka madde var mı içerisinde? Yok. Örneklere baktığımızda mesela demir, gümüş oksijen, klor, helyum gördüğünüz gibi birçok element örneği sıralayabiliyoruz. Elementlerle alakalı 8. sınıfta biraz daha kapsamlı bir şekilde konuşacağız. Şunu bileceksiniz bu maddelerin bütün atomları birbirinin aynısıdır. Elementler özel maddelerdir. Bunları daha rahat konuşmak, daha iyi yorumlamak için arkadaşlar ortak bir bilim dili oluşturulmuş ve sembollerle gösterilmiş. Her elementin kendine ait bir sembolü var. Hemen onu da yazalım. Elementler sembollerle gösterilir. Evet, tüm elementleri ne yapıyoruz? Sembollerle gösteriyoruz. Mesela hidrojenin sembolü H. Nereye giderseniz gidin, Japonya'ya, Almanya'ya fark etmez her yerde arkadaşlar H sembolü hidrojeni size verecektir. Veya lityum hangi sembolle gösteriliyor? Li sembolüyle gösteriliyor. Bu sembollerde her zaman ilk harf büyük olur. Bundan sonraki harf ne olacaktır? Küçük yazılacaktır. Elementlere baktığımızda atomik veya molekül yapılı olduğunu görebiliyoruz. Mesela demir, bakır gibi elementler arkadaşlar atomik yapılı elementlerdir. Yani atomların yan yana gelmesiyle oluşmuş diyebiliriz. Fakat hidrojene baktığımızda gruplar görüyoruz. Bir önceki dersimizde molekülden bahsetmiştik. Molekül neydi? Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek oluşturduğu atom kümeleri, atom grupları demiştik. İşte bu şekilde bazı elementler de atom grupları halinde bulunabiliyor. Bir tane hidrojen molekülünde ne görüyorsunuz? İki tane hidrojen atomu var. İşte hidrojen gibi arkadaşlar atom grupları halinde bulunan elementlere de ne diyeceğiz? Molekül yapılı element diyeceğiz. Var mı problem? Umarım yoktur. Şimdi biraz da elementlerin kullanıldığı yerlerden bahsedelim ve ardından sembolleri kapsamlı bir şekilde ele almış olalım. Altın elementini tanıyorsunuz zaten. Birçok alanda kullanılabiliyor. Özellikle takı yapımında arkadaşlar kullanılan değerli bir metaldir. Bakır da yine oda sıcaklığında katı halde bulunan bir element. İB elektrik iletkeni bu yüzden elektrik devrelerinde kullanılıyor. Özellikle elektrik kabloları bakır elementinden yapılıyor arkadaşlar. Yine araç gereç yapımında kullanıldığını da ekleyebiliriz. Azot var. Azotu gübre yapımında kullanıyoruz. Hidrojen oda sıcaklığında gaz halde bulunan bir element. Bu da roket yakıtı olarak kullanılıyor. Kemiklerimizin yapısında fosfor adını verdiğimiz bir element bulunuyor. Neon ise arkadaşlar aydınlatma alanlarında kullanılıyor. Bu da yine oda sıcaklığında gaz halde bulunan bir element. Geçiyoruz elementlerin sembollerine. Şimdi arkadaşlar ilk 18 elementin adını ve sembolünü iyi bir şekilde bilmenizi istiyorum. Çünkü 8. sınıfta bunlarla yine uğraşacağız. Şimdi öğrenirsek kafamız rahat olur. Bir de 18 elementin dışında genel olarak karşımıza günlük hayatta çıkan elementler var. Bunlardan bahsedeceğiz. Olay bitecek. Şimdi tek tek sizlerle birlikte sembolleri yazalım. Hidrojen elementinin sembolü unutmuyoruz. H harfi. Helium için yanına bir tane E yazacağız. He, HE gördüğümüzde aklımıza Helium gelecek. Gördüğünüz gibi ilk harflerle genellikle uyumlu. Lityum Li, Berilyum Be. Lütfen Bor'la karıştırmayın. Bakın Bor daha kısa yazılıyor. Bunun sembolü de B harfi. Karbon, carbon gibi düşün. C yazıyoruz. Olay bitiyor. Azot unutulabiliyor. N harfiyle gösteriliyor. Oksijen gayet basit. O. Flor gayet basit. F. Neon yine aynı mantıkla. N. E. Çünkü bakın N neydi? Azottu. Bir daha N yazacak halimiz yok. Yanına bir tane E koymuşuz. Sodyum unutulur. Aman dikkat. Na. A. Magnezyum hatırlarsınız. M. Alüminyum arkadaşlar. A. AL. Silisyum yine basit. S. SI fosfor unutuluyor, P harfi, kükürt unutulur, S harfi, klor, cilor gibi düşün, Cl, argon, Ar. Şimdi arkadaşlar buraya kadar problem var mı? Umarım yoktur hemen önemli olanları şöyle kağıda yazmanız gerekenleri yazalım hemen birlikte. Onlara bir işaret koyalım. Hidrojen, helyum, lityum, berilyum bunları hatırlarsın. Bor, karbon problem yok. Azot anımsatmayabilir sana sembolü kendini. N harfi bakın buna bir işaret koydum. Aynı şekilde sodyum önemli karıştırılabilir. Bunu bir işaret koyalım. Başka fosfor var arkadaşlar. Kükürt var. Bunlar lütfen karıştırılmasın. En çok sınavlarda testlerde bunları görürsünüz. Bunları öğrendiyseniz problem yoktur. Şimdi geçiyoruz günlük hayatta karşılaşılan genel olarak bilinmesi gereken diğer elementlere. Altın, ne olacak? Au. Gümüş, Ag. Civa, Hg. Bakın bu genellikle termometrelerin içerisinde bulunuyor. Sıvı halde arkadaşlar. Bir madde oldukça yoğun. Görmüşsünüzdür. İlginç bir madde. Çinko, Zn. Kurşun, Pb. Platin, Pt. Iot gayet kolay. Sadece I harfi. Demir, Fe. Bakır ise arkadaşlar C şeklinde yazılan bir sembole sahip. Bunları öğrendiğimizde kafamız rahat olur. Hatırlamak için bir kağıda yazın. Birkaç kez tekrar yapın. Olay bitecektir. Evet devam ediyoruz. Geldik bileşiklere. Ne demiştik? Elementler aynı cins atomlardan oluşuyordu. Bütün atomlar birbirinin aynısıydı. Fakat bileşiklerin bütün atomları aynı değil arkadaşlar. Adından hatırlarsınız. Bakın bileşik yani birleşik gibi düşünebilirsin. Bunlar farklı cins atomların bakın burası önemli belli oranlarda yani kafalarına göre değil belli oranlarda birbirlerine bağlanmasıyla oluşan saf maddelerdir. Yine bileşiklerde nasılmış saf maddelermiş. Elementleri sembollerle göstermiştik fakat bileşikleri nasıl göstereceğiz? Formüllerle göstereceğiz değerli arkadaşlar. Mesela su bir bileşiktir. Formülü H2O. Yani yapısında iki tane hidrojen atomu var, bir tane de oksijen atomu var. Altta bir sayı yazmıyorsa bir gibi düşünebilirsiniz. Üç tane hidrojenle bir tane oksijen birleşse su olmaz. Yani burada arkadaşlar belli bir oran olması çok çok önemli. İki tane hidrojen atomu, bir tane oksijen atomu birleşecek. Kimyasal tepkime sonucunda ne oluşacak? Özel bir madde oluşacak. Tuz yine bir bileşik. Formülü NaCl yapısında sodyum var, klor var. Bunlar birebir oranda birleşecek. Ne oluşacak? Sofra tuzu oluşacak. Unutmuyoruz. Su ve sofra tuzu nedir? Bir bileşiktir. Gördüğünüz gibi formülleri de arkadaşlar burada mevcut. Yine önemli bir özellik, bileşiği oluşturan elementler özelliklerini kaybeder. Yani artık bu özelliği ortaya koyamazlar. Hemen bir örnek vermek istiyorum. Sofra tuzu nedir? NaCl'dir. Yani yapısında ne var? Sodyum var, klor var. Bakın sodyum normalde patlayıcı bir madde. Kendisi bir metal. Klor ise zehirli bir gaz. Bunlar bir araya geliyor, sofra tuzu oluşuyor. Fakat sofra tuzunun içerisinde hem sodyum hem de klor kendi özelliğini gösteremiyor. Unutmayalım, bileşiği oluşturan elementler kimyasal özelliklerini kaybederler. Bu özelliklerini artık gösteremezler. Bileşik yepyeni bir maddedir. Son maddeye geçiyoruz. Biraz önce bahsetmiştik elementler atomik veya molekül yapılı olabiliyordu. Bileşiklerde ise arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Bunlar molekül yapılı olabiliyor veya olmayabiliyor. Mesela suya baktığımızda neydi bunun formülü? H2O'ydu. İki tane hidrojen bir tane de oksijen atomu içermesi gerekiyordu. Bakıyorsun yapısına evet bir tane ne var burada arkadaşlar? Oksijen atomu var. 2 tane hidrojen atomu buna bağlanmış. Bakın ne olmuş? Su molekülü oluşmuş. Karşımızda 3 tane su molekülü var. İşte bu şekilde atom grupları halinde bulunan bileşiklere ne diyeceğiz? ...molekül yapılı olan bileşikler diyeceğiz. Peki tüm bileşikler bu şekilde molekül yapılı mıdır? Hayır. Bazıları da atom yığını şeklinde bulunur. Mesela tuza bakın arkadaşlar. Ne görüyorsunuz? Bir yığın var. Yani burada atom gruplarını görmüyoruz. Bir kümeleşme söz konusu değil. Hemen yine bunu da hatırlayalım. Tuz neydi? NaCl idi. Yani bir tane sodyum, bir tane de klor atomu içerecek. Buradaki mavi renkli atom sodyum olsun... Yeşil renkli atomda klor olsun. Sodyum ve klor elementleri birebir oranda birleşiyor ve bir yığın oluşuyor. Bu karşınıza kristal yapı olarak da çıkabilir. İşte arkadaşlar bu tip bileşiklere de ne diyoruz? Molekül yapılı olmayan bileşik diyoruz. Gördüğünüz gibi atom kümeleri yok. Bunlar da molekül yapılı olmayan bileşik olarak adlandırılıyor. Su molekül yapılıdır. Tuz ise molekül yapılı olmayan bir bileşiktir. Burası da tamam mı? Umarım problem yoktur. Geçiyoruz diğer sayfamıza. Burada ise bileşiklerden ve kullanım alanlarından teker teker bahsedeceğiz. Arkadaşlar aslında bu sene bilinmesi gereken çok fazla bileşik örneği yok. Bunlardan belli başlılarını bildiğinizde sorun yaşamazsınız. Birinci bileşiğimiz tuz ruhu. Piyasada bu adla anılıyor, marketlerde falan satılır, kendisi bir asit olduğu için dikkatli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Formülü nedir? Hidrojen klorürdür. Yani bir molekülüne baktığımızda bir tane hidrojen atomu var, bir tane de klor atomu var. Altta bir sayı yazmıyorsa bir şeklinde düşüneceğiz demiştik. İkincisi sülfürik asit. Bu da yine akü sıvısı olarak adlandırılıyor. Akülerde kullanılıyor. Formülü H2SO4. Şimdi buraya odaklanmanızı istiyorum. Bir molekülde 2 tane hidrojen atomu var. Bir şey yazmıyor 1 diye düşüneceğiz. 1 tane kükürt atomu var. 4 tane de oksijen atomu var. Yani arkadaşlar bir molekülde gördüğünüz gibi 2 3 4 de burada 7 tane atom var diyebiliriz. Aynı zamanda 3 çeşit atom içerir diyebiliriz. Bakın, hidrojen, kükürt, oksijen. Formülleri iyi bir şekilde yorumlamak lazım. Sodyum hidroksit. Sodyum neydi sembolü? Na. Hidroksit içinde bir tane O, bir tane de büyük H yazıyorsun. Yani bir oksijen, bir hidrojen yazıyorsun. Arkadaşlar sodyum hidroksitin bir molekülünde bir tane sodyum, bir tane oksijen, bir tane de hidrojen atomu bulunur. Bu madde nerede kullanılıyor? Çok geniş bir kullanım alanına sahip. Boya yapımında kullanılıyor. Başka tıkanmış burları açmak için de yine kullanılabiliyor. Bunları da unutmazsak güzel olur. Geçiyorum kalsiyum oksite. Kalsiyumun sembolü Ca şeklinde yazılır. Oksit içinde sonra bir tane oksijen yazarsın. Yani yapısında kalsiyum var bir de ne var? Oksijen var. Bu da nem tutucu olarak kullanılıyor. Diğer adı sönmemiş kireç. Karbondioksit. Yakından tanıdığınız bir madde, havayı kirleten gazlardan biri. Bitkiler fotosentez sırasında kullanıyor. Aynı zamanda söndürme amaçlı yangın tüplerinde kullanıldığını da ekleyebiliriz. Nedir formülü? CO2. Yani bir molekülde bir tane karbon atomu var, iki tane de oksijen atomu var. Son örneğe geldik. Amonyak. Formülümüz NH3. Bir molekülde bir tane azot atomu görüyoruz. Üç tane de hidrojen atomu görüyoruz. Nerede kullanılıyor? Parfüm yapımında, gübre eldesinde ve yine arkadaşlar temizlik ürünlerinde kullanılan bir bileşik. Evet konumuz bitmiştir. Geçiyoruz soru çözümlerine. Arkadaşlar soruların çözümüne iyi bir şekilde odaklanmanızı istiyorum. Konuyu tam olarak kavramanız açısından oldukça önemli. Birincisine baktığımızda bazı elementlerle sembolleri eşleştirilmiş, yapılan eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur diye bizlere sorulmuş. Sodyum, Na no, doğru mu? Doğru. Kükürt, K doğru mu? Değil. Kükürdün sembolü S harfiyle gösterilir. K nedir? Potasyumdur. 19. elementtir. Özellikle ekledim. Aklınızda bulunsun. Karbon C değil. Nedir arkadaşlar? Sadece C harfiyle gösteririz. C nedir? Kalsiyumdur. Yine özellikle ekledim. Bu da 20. element aklınızda bulunursa güzel olacaktır. Fosfor P doğru. Neon N değil. Nedir arkadaşlar? Neon NE harfiyle gösterilir. Sadece N harfi azottur. Yanlış oldu. Flor F doğru. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3. 3 tanesi doğru eşleştirilmiş. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Gelsin ikinci soru. Şekilde amonyak bileşiği modellenmiştir. Buna göre diyor amonyakla ilgili hangi ifadeler doğrudur? Tamam hatırlayın amonyakın formülü neydi arkadaşlar? Amonyak NH3'tü. Yani yapısında bir tane azot atomu, 3 tane de hidrojen atomu var. Bir molekülde ne görüyorsun? 4 tane atom görüyorsun. O zaman maviyle gösterilen atom ne olacak? Azot atomu olacak. Buna bağlanan 3 tane atom gördün. Hepsi kırmızı. O zaman bunlar da hidrojen atomu olacak. İşte karşımızda amonyak bileşiği. Evet, birinci ifadeye baktık molekül yapılı bir bileşiktir. Gördüğünüz gibi bu bir atom grubu. Kümeler halinde bulunduğu için molekül yapılı olacak. Birinci ifade doğru. İki farklı atom içerir diyor. Evet ifade doğru. Yapısında azot var, hidrojen var. Bunun dışında atom var mı? Yok. İki farklı atom veya iki çeşit atom diyebilir. Üçüncü ifadeye baktınız. Bir molekülünde bir azot atomu ve 3 hidrojen atomu bulunur. Evet bakın bir tane ne var burada? Azot atomu var. Aynı şekilde üç tane de hidrojen atomu var. İfade doğru oldu. Cevabımız 1, 2 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. Son soruya geçiyoruz. Güzel bir soruyla dersimizi noktalıyoruz. Bazı element ve bileşikler modellenmiş. Buna göre diyor hangileri bakın burası önemli molekül yapılı bileşiklere örnektir. Ne arıyoruz? Bileşik arıyoruz. O zaman elementleri hemen eleyelim. Elementler neydi? Aynı cins atomdan oluşan saf maddelerdi. O zaman L aradığımız örnek olamaz. Bütün atomlar aynı. Demek ki bu arkadaşımız elementtir. Evet L'yi uçurduk. Şöyle D'yi eleyebiliriz. M olabilir mi? Olamaz. İki atom da birbirinin aynısı. Yine bunun içinde element diyebiliriz arkadaşlar. Bakın M molekül yapılı bir elementtir. L ise atomik yapılı bir elementtir. M de gitti. Geriye kim kaldı? Sadece A kaldı. Cevabımız A olacak. Peki neden? K'ye baktığımızda en az iki farklı atom olması lazım ki bileşik diyelim. Var mı? Var. Bakın mavi ve sarı iki çeşit atom içeriyor. Bunlar belli oranda birbirine bağlanmış molekül yapılı bir bileşik oluşmuş. Aradığımız şey bu mu? Evet bu. Peki hocam ne neden olmuyor? Bakın K olurken ne neden olmuyor? Bu da yine bileşik. Arkadaşlar evet bu bir bileşik. Fakat molekül yapılı bir bileşik değil. Gördüğünüz gibi bu nedir arkadaşlar? Kristal yapı yani atom yığını. Ne diyoruz buna? Molekül yapılı olmayan bir bileşik diyoruz. Buradan neyi eliyoruz? Cevabımız A seçeneği oluyor. Değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte saf maddeler konusunu süper bir şekilde bitirdik. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.